Merhaba değerli izleyenler, bir geç olmadan akşamı ile beraber sizlerle beraberiz, düzeltiyorum. Bugün Salı ve bugün her zaman olduğu gibi çok güzel bir konumuz. Bizim üzerinde uzun zamandır düşündüğümüz, tartıştığımız bir konumuz ile beraber olacağız. Hem dördümüz konuşacağız ama hem de umuyoruz ki sizlerin de fikirlerine katkı sağlamış olacağız. Ben tabii... hemen kendimi tanıtayım. Benim ismim Uygar. Ben normalde yani kendi mesleğim öğretmenlik yapıyorum ve her salı günleri de geç olmadan için buraya geliyorum ve burada moderatörlük yapıyorum. Tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyoruz ki Satya Türk aracılığıyla sizlere seslenebiliyoruz. Tabii ben hemen programa geçmeden önce geç olmadanın ne olduğunu birazcık özetle aslında size anlatmak isterim. Geç olmadan özellikle gençlerin yaşanmışlıklarını, gençlerin tecrübelerini, sorularını, sorunlarını, kaygılarını ele alan, konuşan, tartışan, sohbet eden, gülen, eğlenen bir program, bir gençlik programı. Tabii bunu yaparken birçok yaş grubuna da ulaşabiliyor olmak çok güzel. Bunu da söylemek istiyoruz. Dolayısıyla biz bunu yapmaktan mutluyuz. Umuyoruz ki siz de bizi izlemekten ve bizi dinlemekten mutlusunuz. Ben hemen konuklarıma dönmeden önce hemen hatlarımızı aslında vermek istiyorum. WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, eleştirileriniz varsa 0533 423 5020 numaralı telefondan sorularınızı, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde frekansımız değişti. Geçen Ağustos'ta, Ağustos 2019 yani ne olmuş? Yaklaşık bir 6 ay olmuş. Dolayısıyla bu 6 aylık süreçte belki birçoğunuz gerçekten bulamadı Satya Türk'ü. Dolayısıyla tekrar hatırlatmak istiyoruz ki Satya Türk artık bu frekanslarda 12-260 Hz frekansımız sembolde 27-500 şeklinde TürkSat'tan aynı şekilde bizi takip edebilirsiniz. Yine Satya Türk'ün internet sitesi, Satya Türk'ün telefon numaraları, Facebook grubu, Facebook hesabından Satya Türk'e ulaşabilir. Sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ben konumuza geçmeden önce öncelikle konuklarımıza hoş geldin demek istiyorum. Yani konuk derken kalıcı konuk. Değil mi Anna? Kalıcı İnşallah. Konuk. İnşallah. Kendini bize biraz tanıtır mısın? İlk defa bunu programı seyredenler için. Tabii ki. Merhabalar herkese. İsmim Anna Maria Çedolin. İstanbul Üniversitesi Fransız Dil ve Edebiyatı mezunuyum. Dili diyememem. Burada olmaktan çok mutluyum. Evet, biz bunu daha önce sana konuşmuştuk. Hem evet. Fransızca hem İtalyanca hem İspanyolca hem İngilizce bildiğini söylemiştim. Yok, İspanyolca bilmiyorum. Yok, eksik pardon. O konuda artık ben hata yaptım, kusura bakma. 9 dil bilen bizim Anna Maria 9 dil bildiği için sürekli hava atıyor aslında. Hayır, öyle bir şey yok. Yok ya, ben biraz çok alçak gönüllü bir arkadaşımız. Onu söylemek istiyorum. Çok alçak gönüllü olduğu için böyle şeyleri çok fazla söylemekten de aslında imtina ediyor. İmtina. Çekiniyor neyse. Frekans değişti Uygar'da. Çekiniyor biraz. Dolayısıyla çok değerli, çok çalışkan, geç olmadan da çok fazla hizmet eden, çok materyal sağa sola bakan, çok bizim için çok materyal toplayan, sorular yazan, tabii zaman zaman da 9 yıl bildiğini açıkça gösteren bir arkadaşımız. Çok mütevazi olduğu için çok konuşmaz bu konu hakkında. Ama biz ona teşekkür ediyoruz. Bunların hepsini kalbimde taşıyorum. Devam edelim. Çok güzel. Gizem, sana hoş geldin. Sen de kendini kısa tanıtır mısın? Hoş buldum. Gizem Düzgünler ben. Enstitü mühendisiyim. Bugün yine burada olmak çok heyecan verici ve çok güzel sizlerle birlikte olmak. Çok güzel. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Timothy, sen kendini biraz tanıtır mısın? Ben de Timothy. 23 yaşındayım. Galatasaray Üniversitesi Enstitü ve Bilgisayar Mühendisi bölümleri mezunuyum. Çok güzel. Hoş geldin sen de. Bugünkü konumuz tabii şiddet. Yani şiddetin, toplumumuzdaki şiddetin etkisi. Bizim toplumumuzda şiddetin nasıl bir etkisi var? Tabii bununla ilgili çok fazla veri var, çok fazla konuşma var, çok fazla araştırma var ama aynı zamanda bir de bir gerçek var. Şiddet çok etkin bir şekilde toplumumuzun her tabakasına maalesef yayılan ve etkileyen bir kavram, bir gerçeklik. Ve bu gerçekliğe karşı ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, neden aslında şiddetin varlığı niye bir mesele ve niye yayılmaya devam ediyor? Bunu konuşacağız. Kutsal Kitap'ın özellikle Kutsal Kitap'tan yola çıkıp bazı örnekler de vermiş olacağız diye tahmin ediyorum. Anla çünkü güzel örnekleri vardı bugün. Bana programdan önce çok fazla geldi. İşte bak bu örnek çok güzel, şu örnek çok güzel dedi. Teşekkür ediyorum kendisine şimdiden tekrar. Bugün biraz o bizle paylaşacak yani güzel örnekleri. Peki Gizem. Ben ilk olarak sana sormak istiyorum. Şiddetin genel bir tanımını yaparsak nedir aslında şiddet?
Aslında şiddetin birkaç tane farklı tanımı var. Yani duruma ve kuruma göre diyeyim aslında. Genel olarak baktığımızda aslında karşı görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma olarak geçiyor şiddetin genel tanımı. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir tanım var ve bu tanıma baktığımızda şöyle bir şeyden bahsediyor. Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm, psikolojik zararı yol açması ve aşması olasılığı bulunması. Yani ne demek? Bir şekilde karşındakine uygulandığında karşı taraftaki gerçekten yaralanma, ölüm gibi fiziksel zararların ya da psikolojik zararların görülmesi gerekiyor bir şeye şiddet denilebilmesi için. Ve hukukçuların aslında yaptığı farklı bir tanım var, başka bir tanım var. Bu tanımda da insanın benzerlerine karşı giriştiği, onlarda önemli ya da önemsiz hasarlar ve yaralar oluşturan saldırganlık ve hoyratlık ifade eden hareketlerdir. Yani aslında bunda yaralar ya da hasarlar oluşabilir. Önemli ya da önemsiz olması fark etmiyor. Bunların oluşturacak saldırganlık ya da hareketler durumuna da hukukçular tarafından şiddet olarak nitelendiriliyor, sınıflandırılıyor. Yani peki, üç farklı kategori tamam, aslında. Tamam, bunlar yani çok fazla şiddetle ilgili bir tanım var, bir tanımlama var değil mi Anna? Haksız mıyım? Doğru. Tamam. sadece sormak istedim. Teşekkür ederim, doğru. Bir, yok ya, bir amacım yoktu ama bir sormak istedim. Peki, şiddetin tanımı bu, tamam. Şiddetin tanımını yaptık, eyvallah, çok güzel, her şey harika ama... İnsan neden şiddete ihtiyaç duyar diye de bir sorumuz olmasın mı? Olsun lütfen. Evet. Peki bir insanın şiddete ihtiyaç duymasındaki arka planda çalışan sebepler neler olabilir? Timothy? Yani bilmiyorum ama şiddete ihtiyaç duyar deyince biraz teşvik eder tarzında böyle bir ihtiyacı gibi mi oluyor? Tırnak içinde söyleyeyim yani. Öyle demek söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılabilir. Neden şiddet duygular demek belki? Yani bir şey diyeceğim. Yani olumlamıyorum bunu. Değil mi Anna ya? Olumladığıma dair bir şey yok. Bir veri yok. Bir yargı üretilmemeli. Ama sorunların çözümü şiddet üzerinden gerçekleştiriliyorsa bu olumlu değil ama ya da öyle farklı algılanıyor. Bir ihtiyaçtır. Tabii, yani algılanıyor ama özellikle söylüyorum. Demek ki insanlar buna çok kolay başvurabiliyorlar. Peki. Demek ki bunu bir ifade ediş tarzı olarak çok rahat bir şekilde sunabiliyorlar toplumda. Dolayısıyla tabii bir ihtiyaç, bir olumlu olarak değerlendirilmesi çok olağan, doğru söylüyor Timothy ama bir de gerçeklik var. Bunu insanlar yapıyorlar yani. Bunu böyle soralım yani. Niye bu oluyor o zaman yani? Neden böyle bir yaygınlık var aslında? Belki bu şekilde sorabiliriz. Doğru değil mi? Böyle kesinlikle çok daha iyi yani, en azından İzleyenler daha iyi anlayacaklar. Çok teşekkürler. Harika. Hadi bakalım o zaman. Senden bir cevap bekliyoruz. Bakalım. Yani sen kaç dil biliyordun? 3-4 var onda da galiba. 5 dil var. Ana dilimizi sayıyor muyuz? Evet, sayıyoruz. Kesinlikle. Onu saymıyoruz. Şimdi konu çok farklı bir yere gidiyor da. 3 dil biliyorum ben tamam, de. Tamam, güzel. Evet, devam et. Sen konu ne diyorsun? Teşekkürler. Yani şiddet neden var? Hani düşündüğüm zaman hani bu toplumsal da olabilir, bireysel de olabilir de. Ben biraz bireysel olarak bakayım. Bireysel olarak düşündüğüm zaman hani insanın kendi egosunu tatmin etme ihtiyacı ya da gücünü gösterme ihtiyaç dedim bak ben de. Ben de aynı hata yapacağım. Hadi bakalım. Yani insanın kendi egosunu, gücünü bir şekilde insana, başka birine gösterme ve hani bunu gurur olarak böbürlenme durumu var yani, arzusu var. Bu bence en temel neden, insana şiddeti eden. Yani elindeki bir gücü, belki karşıya uygulayabileceği bir gücü, fazla da bu herhangi bir şey olabilir. Sadece fiziksel olmak zorunda değil. Ama kullanabileceği bir gücü karşı tarafa yanlış bir biçimde kullanarak onu ezmesi ve kendisine ön plana atması. Çok güzel. Yani o zaman böyle bir yol... Yani böyle bir yol aslında, yol bize anlattın niye olduğuna dair. Anna, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya ben önce siz konuşurken şey düşünüyordum. Kesinlikle evet. Şiddet ihtiyaç değildir, bir seçenektir diye düşünüyordum. Ama sonra buna karşı olduğuma karar verdim. Nedenini açıklayacağım size. İhtiyaç mı yani şiddet? Sen şiddet niye biliyor musun? Olduğunu mu düşündüm. Çünkü şimdi bir insan, ilişkileri düşünüyorum, trafikteki insanları düşünüyorum, bakkalla kavga eden insanı düşünüyorum. Şimdi bir insan isteklerini ifade etme konusunda... İyi değilse,
bu konuda kendini bir şekilde eğitmekte eksik kaldıysa evet. ve duyguları da çok ağır basıyorsa güzel. Bence bir ihtiyaç olarak şiddeti seçiyor. Çünkü başka seçeneği yok. Ya Anna şey yani, diyor aslında yani bu gereksinim oluyor diyor. Onun için başka yani seçebileceği bir opsiyon yok diye düşünüyorum. Yani ben kendini ifade edemeyen bir bana da oluyor. Bazen kendimi ifade edemediğim zaman bir bakıyorum bağırmaya başlıyorum. Şiddet tamam yani nasıl tanımladığımızı konuşacağız daha derin ama bakıyorum ki bağırıyorum. Karşımdaki de niye bağırıyorsun? Dedim kendimi ifade edemedim ve bu konuda çok güçlü hissediyorum. Ve buradan çıkıyor bence çoğu şiddet eğilimi de. Peki Anna sen bizim sen ekle ben sonra soru soracağım. Tamam. Ya şey gibi geldi aslında aynen bana şey gibi geldi düşündüğümde. Kesinlikle haklı payım var ama belki şiddeti iki aşamaya ayırmak doğru olur. Yani bir kızgınlığın ifadesi olarak şiddet göstermek senin anlattığına gibi geliyor. Çünkü şey birazcık hani duygular dedin, kızgınlık dedin, hani ama o öfkenin patlaması. Ama bu şiddete de gidebilir. Onun bir yolu gibi yani o şey buzdağının görünmeyen kısmı var o duygular ve o buzdağının görünen kısmı kızgınlık gibi. Kızgınlığın sonucunda da gelen belki şiddet bir olur. Bağırma hani şiddet gibi ama birazcık çoğu zamanda da şey var toplumsal açıdan baktığımızda. Durup da böyle farklı yöntemler var aslında. Öfke kontrol yöntemleri, farklı durumlar. Hani biz de sanki şeyiz, istemiyoruz gibi böyle hani. Ne istiyorsun? Bazen yani çocuklar kedileriyle uğraşıyorlar. Yani o kadar sokakta çocuklar var mesela. Görmüşsünüzdür evet, yani. Gördük, görüyoruz. Hayvanlara işkenceler yapıyorlar. Ama yani bu hangi kızgınlığın dışa vurumudur? Ya da işte yani çocuklara karşı yapılan şiddet. Yani şeyden bahsetmiyorum yani. Çocuk yaramazlık yapmıştır, annesi şöyle bir vurmuştur falan yani. O değil ama daha ciddi böyle cinsel suistimaller, daha farklı şiddetler var konuşacağız. Yani bu sadece sorguluyorum o zaman. Hangi kızgınlığın dışa vurumudur bu? Ya da nasıl bir kızgınlıktır, nasıl bir travmadır o kişilerdeki, hani geçmişlerindeki de bunu bu şekilde dışarı vuruyorlardır. Yani ondan belki iki aşamada kategorize etmek daha doğruymuş gibi geliyor. Ben şöyle bir soru sorayım o zaman. Yani sen kategorize edelim dedin. Biraz Anna'nın sözünden sanki savunmuyorsun tabii ki şiddeti ama yok, savunma bunu bir hak olarak... Hak olarak da söylemedim. Ne olarak? Biz şu anda şiddetin kaynağını araştırmaya çalışıyoruz. Tamam tamam, ben yani şey eleştirmiyorum. İnsanlar neden şiddete başvurur? Tamam canım ben seni eleştirmiyorum. Yok kendime açıkladım. Kendime açıkladım. Seni eleştirmiyorum. Sadece bir sen kaynağı anlattın. Yani bunun sürecini anlattın ve geçmişten gelen bir şey olduğunu söyledin. Peki sen kendin olarak, Anna olarak, 9 yıl bilen bir hanım olarak... sen kendine baktığında çok çabuk öfkelenip, öfkelenen ve öfkesini yansıtan birisi misindir sen? Yok. Değilsin. O zaman öfkeli bir insan değilsin. Ama bunu kontrol etmeye çalıştığım için değilim. Çünkü bazı konularda çok adaletsizlikle karşılaştığım zaman özellikle ya da birinin hakkının yendiğini düşündüğüm zaman çok zorlanıyorum. Yani bazen de kontrol edemiyorum. Ya kontrol tabii şiddete başvurmuyorum. Kimseyi dövmüyorum tabii ki de. Yok yani fiziksel yani şiddet değil ama psikolojik. Tabii ki. Peki ne yapıyorsun? Yani elimden geleni yapıyorum eğer düzeltebileceğim bir konuysa. Onda mesela hani adaletsizlik karşılaştın. Senin için çok zor bir durum bu. Ve bunu kaldıramadın. Öfkelendin ve bir bağırdın. Çünkü bağırmak da bir duygusal şiddet olarak tabii karşımıza ki çıkıyor. Yani bir sürü kategori var bunları konuşacağız ama. Peki ne yapıyorsun yani? Nasıl bir şekilde o şiddeti gösteriyorsun, ortaya koyuyorsun? Yani şöyle, eskiden çok daha kötüydüm bunu idare etme konusunda. Eskiden gerçekten çok hızlı parlayabiliyordum ya da bağırabiliyordum ya da bir şeyler o anda değişsin istiyordum ama şimdi biraz daha sakince, hani önce bir nefes al, önce bir düşün, karşıdaki niye böyle yapıyor olabilir, hani etraftaki faktörler ne, hani biraz daha o anı yavaşlatmaya çalışarak belki biraz başa çıkıyorum gibi. Çok güzel. Ama sonra da düzeltmenin yollarını da arar insan yani, sakinleştirir. O zaman yani bu konuda hala çalıştığını söylüyorsun. Her zaman. Her zaman çalışıyorsun. Ama ben seni tanıdığım kadarıyla çok öfkelenen ve öfkesini dışa vuran, şiddet gösteren, duygusal şiddet gösteren birisi olmadın. Ben takdir ediyorum henüz bunu falan. Henüz. Gelecek olan ne gösterir bilmiyoruz. Belki biraz daha herhalde benle bu programı yapmaya devam ederse o kadar olmayabilir i̇şte mi acaba? Onu demek Uygar istiyor. Yutamadım. Kendinden çıkıyorum yaptık. Bana sabrediyorsa sıkıntı yok demektir. Yok, gayet yani gayet şey o konuda şiddeti çok göstermeyen bir arkadaş evet, olarak evet, kendisini tanıyoruz. Tanıdık. Kendisini tanımaktan memnunuz. Evet. Gizem. Tabii sen öfkelendiğinde bu şiddeti yani tabii ki her öfke şiddet doğurmuyor ama şiddet doğuran bir öfkeye sahip olduğunda nasıl davranıyorsun?
Ha, güzel bir soru. Aynı soruyu sordum. Sana. Aynı soru. Yok sana soracağını düşünmedin değil mi? Evet. Ya niye? Bir dakika niye? Ya aslında ya şey yani kendim için lazım. Şey böyle bir derin bir nefes alıyorum. Böyle bir sakinliğe çalışıyorum. İçimden birden ona kadar sayıyorum. Ya da ortamı değiştiriyorum. Yani o öfkelendiğim duruma kişiye. Ama şiddet gösterdiğinde ne yapıyorsun? Nasıl yani? Yani şimdi anla. Gösteriyor muyum bilmiyorum. Yani göster, mutlaka göstermişsin canım. Sen de hiç öfkelenmiyor musun yani? Ya pardon, şiddetini de göstermiyor musun öfkelenip? Hiç göstereyim böyle elini de masaya vurduğun olmuyor mu güzel? Bağırmak, çağırmak. Yapıyorumdur yani. Niye beni burada deşir ediyorsun? Yok ama yani nasıl bunu... Ya bilmiyorum, kızdığımda tepki söylüyorum. Ben şey yani kızdığım zaman değil, heyecanlandığım zaman böyle. Ya o şiddet değil canım. Şiddet değil ama onun dışında ne yapıyorum bilmiyorum hani şu an düşündüğümde. Bunu düşünür müsün? Haftaya soracağım. Tamam düşüneceğim. Tek öğretmenim. Ya sormak istiyorum ya. Kendimi de sınavda hissettim. Tamam ben sormuyorum. Anne sen sor. Söz ver. Neyse ben... Sen haftaya sor. Okey ama şey var yani başlı başına bir şey bu arada. Öfke kontrol yöntemleri diye eğitimler var yani. O var yani. Farklı şeyler var, metotlar var. Yöntemler hep var. Her zaman her yerde yöntem var. Timothy sen ne yapıyorsun? Öfken de falan diyormuş. Başka bir yere çekmeye çalışıyor. Öfken şiddete dönüşünde mesela Gizem bilmediğini söylüyor. Bence biliyor da şimdi söylemek istemiyor. Yok, ama akla örnek çok kolay gelmiyor yani. Abi ya, nasıl yani ben anlamıyorum. Ben... Yok öfke ya. Ama şimdi şöyle bir şey. Acayip mekana geldik. Biz çıkalım istiyorsan. Yok. Hayır şöyle bir ayrım yapıyoruz. Şimdi öfkenin şiddeti döndüğü bir olaydan bahsediyoruz. Şiddeti konuşuyoruz. Ne yapalım şimdi? Konuşmayalım mı? Tamam ama işte şimdi... yani böyle ben de dışarıda çıkıp insanlarla kavga eden biri ya, değilim kavga, yani. Bak, bak burada bir yanlış yapıyoruz. Şiddeti fiziksel şiddet olarak sınırlamamak lazım. Evet. Sözel duygusal, kavga da o kadar etmiyorum. Sözel. Yani. Bir de şey var ya. Bir dakika ne var ya, ben şu anda çok şok oldum ya. Ha, adam diyor ki ben şiddet göstermiyorum diyor. Belki çok sakin uhrevi bir adam. Rahat böyle zen. Evet sen ya. Sen buna inandın mı? Değil mi? Bence sen ne yapıyorsun? Ben de kızarım yani. Bağırıp çağırırım yani. Ben de her şey net yani. Ben de her şeyin masada. Siz niye konuşmuyorsunuz? Ya söyledim işte hani söyledik. Tamam ya, hele o hiç konuşmadı. Hayır yani. Şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki şiddet uyguluyor musun diye. Tamam. Öfkelenmiyorum şimdi, demiyorum ben. Hayır. Doğal bak, olarak yani evet. Ama şiddet bilmiyorum aklım hani böyle öyle kolay bir örnek gelmiyor. Yani peki bugün işte, pasif agresiflik kimseye... yapıyor olabilir misin? Mesela taksiciye çok kızdın ama adamdan da korkuyorsun. Bu kapıyı böyle vurup hızlıca yürürken böyle bir şey mi olur ya diyor musun mesela? Pasif agresif. Adama karşı değil de arkasından böyle. Kapıyı vurdum mu hatırlamıyorum yapıyorum. Da bu şeyi... Yolu bazen yapıyorum, yalan yok. Neyse. Başka bir taksi canım. Anlat ne oldu? Ya onun şiddetle alakası yok. Yani tamam. Şimdi taksiciler hani o bozuklukları vermiyorlar ya. Bir de helal etme muhabbeti dönüyor. Ben de bir gün şey demiştim yani abi üstünü helal mi ettin kendini demiştim çıkmıştım yani. Ben güzel. Bu kinayi yaptım ya bu şey pas değil ama şiddet olmuyor yani. Çok değerli bozukluklar. Tamam yani. Bir şekilde sözlü olarak iletiyorsan bu şiddet değil bu arada onu söyleyeyim. İşte yani. Bu arkadaş şiddete dair bir şey bilmiyor anlar. Hadi acaba gerçekten hayatın... Bence biz çok günahkarız arkadaşlar. Yok ben kendimi çok kötü hissettim. Acaba hayatın içinden mi gelmiyor? Bilmiyorum. Hayatına metrobüse mi binmemiş? Ben uzaydan geldim. Ya ne yapayım metrobüse binmemiş? Kavga mı ediyor? Kafa gözüm doluyor da metrobüse. Ben bindim. Çok da kavga gördüm. Ama sen yani kavga kimseye edin. Kavga etmedim. Kimseye yani. Böyle hani... Bilmiyorum hani ne böyle sözel bir laf da atmadım kimseye. Tamam. Sözlü olarak sözel demeyelim. Cennet doğru, sözlü olarak. Cennet Bix'in hostesi. Uyayın ortalığı karıştırdı tamam, ya. Tamam şöyle yapalım. şiddetin tipine göre türlerini konuşacağız. Kısa bir reklam arasından sonra. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Evet değerli izleyenler tekrar birlikteyiz burada reklam aramızdan sonra. Demiştik ki şiddetin tipine göre türleri. Gizem aslında bununla ilgili bize birazcık bilgi verecek. Gizem ve Anna daha doğrusu. Belki sonra Timothy vermek size verir bilmiyorum ama. Evet Gizem sen bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki de vereyim. Ama şiddet dediğimizde her zaman böyle aklımıza ilk gelen şey fiziksel şiddet oluyor. Yani karşı cinse uyguladığımız ya da güçünü zayıfa uyguladığı fiziksel şiddet yani. Birazcık iyi tanımlardan da reklam öncesinde baktığımızda yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanan
zarar verici durumlar gibi ama fiziksel şiddetin yanında aslında toplumda maruz kaldığımız belki daha çok duygusal şiddet diye bir kavram var. Evet, bir dövme yok ama belki kendi aramızda şey var, sözümle döverim seni diye böyle artık işin şakasını yaptığımız bir durum var ama aslında gerçek olan bir şey aynı zamanda. Karşıdaki kişi de duygusal olarak yaralar bırakan her türlü davranış aslında duygusal şiddete giriyor sınıflandırma yaptığımızda. Tabii toplumda çok fazla konuşuyoruz cinsel şiddet, hem kadınlara yönelik olan ya da çocuklara yönelik olan artık haberlerde ve basında çok sık duyduğumuz şeyler. Sonrasında sözel şiddet, konuşmalarımızla yaptığımız aynı zamanda. Ekonomik şiddet, psikolojik ve sosyal şiddet diye aslında bu kategoriler ilerliyor. Yani birazcık ekonomiyle, psikolojiyle etkilemesiyle yapılan şiddet türlerinden bahsedebiliriz aslında. Güzel. Başka hangi türler? Ya türler böyle de biz araştırma yaparken şimdi hani yazdık şiddet istatistik arıyorduk özellikle. İşte şiddet istatistikleri falan diye yazdığımızda 3 sayfa Google'da kadına şiddet çıktı ve diğer şiddet gören grupları aslında çok zor bulduk. Hani kendimiz düşünerek birazcık burada, bulduk. Yani burada aslında bunu konuşmadık ama çok kısa bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu sefer yani şey değil yani zor sorular sormayacağım. Kadına şiddet uyguluyor musun diyerek? Ben uygulamıyorum. Hayır. Yok yok. Bizden evet almaya çalışacak mı acaba? Şiddete maruz kaldın mı sen? Sosyal şiddete evet. Nasıl bir şey sosyal şiddet? Yani şöyle ben ilkokuldayken, ilkokulu burada okudum. İlkokulda evet. İlkokul bizim küçükken gittiğimiz... Öğretmen dayağı şiddet olarak sayılmıyor. Hayır öğretmen dayağı. Öğretmen dayağı yemedim Allah aşkına. O da zaman yok, zaman şiddete yani var. Okuldaki, var ya tabii ki. Şaka. Okuldaki daha çok hani klik diyorlar ya okuldaki gruplar tarafından yani... Dışlanma olsun, sözlü hakaret olsun. Tabii tabii. Bunları ama ortaokul, lise sen gerçi burada değildin pardon. Ben bunları bayağı ağır bir şekilde yaşadım. Öyle ama. Mi sebep? Evet. Yani aslında dayak da yedim. Dayak da yedin. Evet. Anlamarı oluyor. Çok sevilmiyordum. Anlamarı oldu. Yani sebebini hala ama oluyor yani. Bazı çocukların başına geliyor böyle. Herkes çok tatlı çocukluklar geçirmiyor okulda maalesef. Çünkü herkes daha yeni yeni kendini buluyor. Karakterleri oturmamış bir sürü insan var. Hani birisini düşman edinip onun üzerine dostluklar kuruluyor. Yani çok ciddi bir şey aslında bu çocuklar için. Doğru, haklısın. Ve çok ciddi karakterinde de yaralar burada. Ben yaralıyım mesela. Evet. Ama doğru. Onu beklersek onu devam edeceğiz. Tabii. Timothy ve Gizem'e de sormak tabii istiyorum. Tabii ki. Siz şiddete maruz şimdi kalmadık diyecekler. Cevabı aldın devam edelim. Yani sözel şiddete... Maruz kaldığımı hatırlıyorum. Sözler olarak bir sözler, sana yani, bağırdı çağırdı. Aşağılayıcı laflarla konuşulduğunu hatırlıyorum. O da mı ilkokuldaydı? Yani okul zamanında olduğunu hatırlıyorum. Ya yani genel toplumda da belli başlı tabirlerle sözel şiddet oluyor. Onun dışında saydığımız hani şiddetler arasında bilmiyorum sosyal olarak bazı konularda hani ikincileştirildiğimiz bazı konularda evet. Tabii ki. Bunu yaşıyoruz. Doğru. Onun dışında aslında beni en çok korkutan şiddet belki günümüzde artık bilgi böyle sosyal medyayla birlikte uygulanan şiddet. Ben hani bana kimse yüklenmedi o anlamda demiyorum ama yani bilgimizin bir şekilde bize karşı güç olarak kullanılabileceği bir potansiyel olması aslında şiddet olarak korkutucu biraz. Çok güzel, çok güzel. Güzel. Aynen. Ya benim için de tabii ki de yani maruz kaldığım noktalar oldu. Birazcık benim için belki duygusal... ve sözlü şiddet daha çok karşılaştığım bir şeydi. Yani bir dönem mesela iş yerimdeyken tuvalete gidip ağlıyordum. O kadar dayanamıyordum yani. Sürekli bir şey oluyordu. Yani bir laf söyleme, aşağılama ya da farklı bir şey. Sebepsiz yere sadece şey birazcık hani diğer kişilerin ego tatmini diyebilirim aslında buna. Ama beni yaralıyordu yani benim için ciddi bir problemdi. Sürekli tuvalete gidip böyle ne oluyor, niye bunlar benim başıma geliyor falan diye böyle ağladım. Çok olmuştu yani. En basit örneği. Çok teşekkür ederim. Bunu sormak istedim. Sen devam edebilirsin. Türlerine göre şiddet. Türlerine göre şiddet demeyeyim de şiddetin uygulandığı gruplara söyleyebilir miyim? Evet, öyle olabilir. Tabii. Pardon. Yani şimdi herkesin tabii ki dilinde ve maalesef herkesin dilinde kadına yönelik şiddet ama bunun yanında çocuğa dediğimiz gibi çocuklara yönelik şiddet, okullarda özellikle. Hani bu bazen öğretmenlerin gözünden kaçabilecek şeyler. Yaşlılara yönelik şiddet. Hani bu korkunç bir şey. Hani hiç... Özellikle bizim kültürümüz için ya yaşlıya da olur mu hani en çok hürmet edilmesi gereken insanlar. Akranlar arası şiddet, kardeşler arası şiddet ama bu şey değil tabii hani kardeşler arasında küçük küçük kavgalar sonra barışmalar değil ciddi şiddet.
Bu romantik ilişkilerde şiddet, insanların birbirini kullanması, manipülasyonlar, hani manipülasyonlar, aynen öyle. Onu şiddet olarak mı tabir ediyorsun? Şiddeti biz şey diye aldık, özellikle bu program için hazırlık yaparken çok fazla türü var. Ve aslında hepsinin adı şiddet. İlla hani ben sana vurdum, al sana şiddet uyguladım değil. Bir şekilde kullanıyorsun o insanı ve üzerinde bir yara bırakıyorsun. Aynen öyle. O zaman sen de yara bırakan yani. Evet, kesinlikle. Engelliye yönelik şiddet. Ya bugünlerde yani ben bakıyorum gerçekte çok arttı o. Çok arttı, kesinlikle. Yani geçenlerde iki hafta önce Salı günü aslında. İşte 10 Mart mı 9 Mart mı ne? O günlerde biz aslında bir haber okudum. Bir otizmli çocuğu, yani engelliyim bana vurma demesine rağmen dövdüler yani sokak ortasında. Çok sıkıntıydı yani. Korkunç yani, bir şey. Hakikaten çok farklı bir yerdeyiz. Kesinlikle. Maalesef şu çağda. Evet. Yani insanlıktan çıkmış durumdayız bence. Kesinlikle. Ben bunları gördüğüm zaman diyorum ki bu aynı ırkız biz. Nasıl oluyor böyle bir şey? Yani nasıl insan, ben de insanım, sen de insansın. Nasıl olabilir? Dayanılır gibi değil. Dayanılır gibi değil. Evet. Kişinin kendine yönelik şiddeti var. Hayvanlara yönelik şiddet. Yani bu maalesef bunları okuduğum zaman aklıma örnekler gelmesi bile çok acı. Yani bu senin dediğin gibi bir haber okudum. İşte sokakta gördüm. İşte çok acı bir şey. Ama var yani bunları konuşmamız lazım. Sadece kadınlara şiddet tabii ki çok, yani zaten hep gündemimizde olan bir şey ama çok daha fazla grup da var. Buna önemli aslında bunu konuşmak. Aslında şey yani şiddet deyince aklıma hep ikinci sayfa haberleri geliyor. Yani Türkiye'de öyle bir gerçek var yani ülkemizde. Gazetelerin ikinci sayfa haberleri. Tamamı şiddet üzerine kurulu haberler aslında. Evet. Hani bakıldığında ve yoğun yani her gün o sayfalar dolu, haber dolu. Hı-hı. Yani bu olayın ciddiyetini aslında bir o kadar da gösteriyor bizlere. Hı-hı. Çok iyi. Yani bu aslında çok, bir kadına şiddet üzerine hani bu geçen haftalarda yani Mart ayı biliyorsunuz biraz daha kadınlarla ilgili Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü aslında olması bile biraz konuşuldu ama bununla ilgili eklemek istediğimiz bir şey var mı? Geçmişte konuştuk gerçi hani. Geçen Mart ayının ilk haftası konuştuk biraz kadınlarla ilgili durumu ama sizin bu kadına şiddetle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani. Ya belki şöyle bir şey ekleyebiliriz. Hani ne yazık ki dünyanın her yerinde olan bir şey bu ve hani belki bazı ülkeler diğerlerine göre daha oran olarak daha düşük ama gittikçe de artan bir şey yani. Özellikle Türkiye'de hani yıllar içerisinde daha çok artıyor ve kötü tarafı aslında bu çoğunlukla bilinen bir şey olarak geliyor yani. Bir insan ya tanıdığından bunu yaşıyor. Genellikle kadınlar, yani evli kadınlar kocalarından yaşıyorlar. Ya da babalarından, yani genelde yakınlarındaki kişilerden yaşıyorlar. Ve bazen ne yazık ki bu bildirilmesine rağmen önlem alınmamasından ölen kişiler var. Yani biraz bunun oranı, şiddeti özellikle ülkemizde biraz artmakta. Ama dediğim gibi yani dünyanın her tarafında var. Ama dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta yani. Gerçekten toplumda nasıl bir algı yaratıyoruz ki kadına bu kadar şiddete potansiyelli bir hayat yaşıyoruz yani. Yani bununla beraber aslında bununla birlikte yani kategorize ettik çocuğa şiddet, engelli şiddet vesaire diye. Bilmiyorum paylaşmak istediğiniz bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir veri, bir istatistik. Yani şey aslında biz hepimiz Avrupa'nın bu konuda bizden ve 3. dünya ülkelerinden hep daha ileride olduğunu düşünüyoruz. Ama orada o kadar değil aslında. Bugün o şaşırttı bizi Gizem'le bakarken. Kanada'da her 10 kadından 3'ü şiddet görüyormuş. Kanada. Hani benim bildiğim en hani herkes özgürdür. Kimse kimseye karışamaz yer. Almanya son 3 yılda kadına şiddet oranı %10 artmış. Çok ciddi. Şaşırtıcı. Bir anladım. Son 3 yılda bir de. Son 3 yılda. İlginç yani. Değişik. Aslında evrensel bir durum yani o kesin. Ya ileri gitmemiz gerekirken global geriye gidiyoruz yani çok acı. Bu konuda herhalde acı. En iyi olan ülkeler daha çok İskandinav ülkeleri. Yok orada çok var aslında yani ya, çok yok da. Yani yine var tabii ki. Yani var ama yani hakikaten yani tabii oralarda kültürün de etkisiyle biraz sanki şey olağan dışı bir şey olarak görüyor. Mesela bizim hala Ortodoks toplumunda bu olağan bir şey gibi görülüyor hala. Bu biraz aslında problem. Ama ben çok onu yani senden duyduğumda, bu istatistiği duyduğumda çok şaşırdım. Evet, yani ben Almanya'da de çok şaşırdım. Son 3 yılda %10 artması bu yani hayal etmeyeceğiniz bir şey. Fevkalade bir rakam yani. Bu çok ciddi bir rakam. Olağanüstü bir şey. Peki, toplumsal sebeplere gelmek lazım. Peki yani bu neden bu kadar kolaylaştı şiddet uygulamak?
Ya bence en önemli nokta yani yayın yapılan işte televizyon olsun, internet olsun, sosyal medyada olsun bu tarz şeyler çok göz önünde bulunuyor. Ve bir anlamda da insanlarda eğer bakıldığı zaman buna karşı bir şey yoksa bu yani insan kolaylıkla işte iyi görüntüden falan kurtarabiliyorsa o zaman hani bakıyor ki bunu yapabilirim yani bu çok da önemli bir sonucu da yok diyor. Hafif geliyor yani gözüne. Bence daha çok yayın organlarında insanların aldıkları izlenim dizilerden mesela. Kesinlikle. Yani çok fazla intikam dolu diziler bir anlamda şiddete her türlü yönden itiyor insanı yani. Duygularını, yüreğindeki bütün kötü şeyleri kabartıyor yani. Ya bu var ya kesinlikle başka peki spesifik. Yani şey söyleyebiliriz, kadına yönelik şiddette ya da çocuklara yönelik şiddette en azından söyleyebileceğimiz biraz güç göstergesi. Yani güçlüyüm, otorite kurmak istiyorum senin üzerinde ve bu otoriteyi aslında ben şiddet uygulayarak yaparım. Çocuklara ama maalesef şey yani oran her geçen gün artıyor. Yani o şiddetin seviyesi artıyor bir noktadan sonra. Peki. Hani sözlü şiddetken belki dayağı geliyor. Dayaktan sonra daha sert dayağı geliyor. Ve genelde haberlere baktığımızda çoğunlukla sonucu hep ölümle sonuçlanan problemler oluyor. Yani ailevi problemler. Kesinlikle. Yanlış insanların arkadaş olarak seçilmesi arkadaş ortamı. Doğru. İşte Gizem'in dediği gibi diğer unsurlar. Ekonomik sebepler. Ekonomik sebepler. Eğitimsizlik var. Alkol ve madde bağımlılığı çok etkiliyor bu şey. Şey. Evet. De var. Buraya biz antisosyal kişilik bozukluğu da yazdık da ben buna değinmek istiyorum biraz. Ya tam antisosyal demek istemiyorum aslında kişilik bozukluğu demek istiyorum. Çünkü şimdi sokakta biz çok fazla şiddet görüyoruz. İşte bir haber geliyor minibüsçü birini bıçakladı. İşte yok birisi birisini dövdü. İşte niye beni solladın bilmem ne. Ve bana ailem her zaman şöyle der. Dışarısı normal olmayan insanlarla dolu. Kimseyle çatışma. Şimdi ben buradan belki bir mesaj vermek istiyorum. Hani maalesef ülkemizde çok fazla nasıl diyeyim tanısı konulmamış ve sıkıntılı insan var. Yani sinir probleminden dolayı sıkıntı yaşayan, şizofren insanlar olabilir. Hani akli dengesi yerinde olmayan insanlar olabilir ve doktora gitmemiş olabilirler. Böyle bir tanıdan haberleri bile olmayabilir. Ama bu insanlar aramızda var. O yüzden yalvarıyorum herkese, özellikle gençlere. Hiç kimseyle gereksiz yere, gerçi gerekli yere de çatışmaya girmeyelim. Tanımadığımız, hani sadece gün içinde karşı gereksiz yere yani. Bunun bir gerekliliği yok çünkü aslında baktığımızda. Yani evet ama gerçekten çok tehlikeli ve ölümle sonuçlanan olaylar oluyor ve bundan uzak durmamız lazım bir şekilde. Ve bazen şey oluyor yani trafikte vesaire gördüğümde o bana ilginç geliyor. Sen bana bunu nasıl söylersin? Sen bana nasıl yaparsın? Evet. Ben haklıyım. Hangimiz haklıydı? Yani aslında çok var. Önemli değil yani. Kim ne dediyse dedi yani o kişilerin bana dedikleri şey beni yapmayacak yani. Kesinlikle. O anlam yani benim için doğru bir anlam ifade etmiyor. O kişi olmayacağım ben. O zaman neden kavga edeyim? Ya sonra birden böyle sopalar çıkıyor işte arabadan demirler çıkıyor. Kavga yani şey kaos. Ne gerek buna, var? Buna maalesef toplumda hakkını arama gibi bir etiket verildiği bu için. Bu hakkını aramak değil. Şey mesela otobüste atıyorum birisine bir şey söylüyor. Arkasından diyor vay be kadına bak hakkını aradı. Yani bu çok da hani çok yükseklere çıkarılması gereken bir şey değil bence. Ne gerek var şimdi böyle bir polemiğe girdin? Bazen şey de var onu da çok yapıyoruz ama sanırım. Yani onu çok görüyorum ve çok gülüyorum içinden. Birisi bir şey yapıyor mesela. Bir beyefendi bir bayana yanlışlıkla bir şey yapmış. Hani adam özür diliyor falan ama birden diğer karşı taraf çok kötü. O kadar çok bağırıyor ki. Daha fazla şiddet uyguluyor aslında. Daha fazlasını yapıyor birdenbire yani böyle şey. Hani toleransımız da hiç yok. Yani tamam özür diledin konu kapandı değil yani birdenbire böyle. Orada bir kavga ortamı oluşuyor, işte ortamı oluşuyor aslında. Evet. Bahsettik ki ben bazen böyle altında kalmış gibi hissediyorum evet, sen yani böyle. Evet. Bir en basit örneği bence hani okullarda çok böyle hani doğru yol değil dedik ya. Okullarda hani biri birine sataşır. Ondan sonra diğeri hani bunu bildirmek yerine gururuna yediremez ve der ki ben de bir şekilde buna aynı şeyi yapmalıyım yani. Almalıyım, evet. Ya da arkadaşlarımın gözünden su gözükürüm yani ezik miyim ben. Evet. Böyle şey olur liselerde. Bizim dönemde çok vardı bilmiyorum da böyle lise çıkışlarında tüm böyle grup toplanıp hurra falan diye böyle okul çıkışı kavgaları falan.
Ve çıkışta bir bakardık, orada bir grup toplanmış. İşte dışarıdan o arkadaşlarını getirmiş, o arkadaşlarını getirmiş. Sebep çok saçma sapan. Yok kız arkadaşı için, yok başka bir şey için ama birbirlerine giriyor gruplar yani öyle şey. Pardon. Ya, bir sürü aslında şey var. Farklı farklı sebep şiddet. Fiziksel olarak ilk şiddet örneğini konuşacağız. Hı-hı. Kısa bir reklam aramız olacak. Bu reklam arasından sonra kutsal kitapta özellikle. Hı-hı. Fiziksel olarak ilk şiddet örneği ne zaman olmuş? Ona hep beraber bakalım. Kısa bir aramız var. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet, tekrar buradayız, tekrar geldik. Tabii kutsal kitapta gördüğümüz ilk örnek, ilk şiddet örneğini konuşacaktık ama çok kısa olarak aslında Gizem ve Anna reklam arasında bizimle, yani benim özellikle paylaştılar. Bir konunun eksik kaldığını söylediler. Onu Gizem sen biraz bahseder misin? Ya aslında toplumsal şiddet dedik ama günümüzde en çok gördüğümüz şiddet de yabancılara karşı yapılan şiddet. Yani bu ırkından dolayı olabilir. Korelilere ya da Çinli gördüğümüzde koronavirüsü var diye birden saldırıyoruz yani toplum taşımalarda. Sırf o ülkeden oldukları için. Ya da daha da basit aslında ve en önemlisi mülteci sorunumuz. Yani sorun diyoruz çünkü bunu sorun olarak görüyoruz. Mültecilere karşı uygulanan şiddet. Yani bu aslında bu şiddetin her türlüsünü onlara karşı uyguluyoruz ve çok acı bir durum. Düşündüğümüzde sadece yani kendim için düşündüğümde yıllar önce yurt dışındaydım. Ve oradayken bir mülteci aileyle tanışmıştım. Garip gelen şey şeydi, yani sıfırdan hayatlarına başlamak zorundalardı. Ve istemiyorlardı aslında. Yani kendi ülkelerinin çok iyi bir yaşamları var. Ekonomik gelirleri çok iyi, evleri var, düzenleri var. Ve mecburi şartlardan dolayı farklı bir ülkeye göç ediyorlar. Yani Türkiye dışındaki bir ülke bu. Ve aslında refah seviyesi iyi diyebileceğimiz bir ülke. Yani birçok kişinin bile Türkiye'den gitmek isteyebileceği bir ülke. Ama o kadar üzgünlerdi ki yani. Çünkü ehliyet almaları gerekiyor, dili bilmiyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. Her şey sıfırdan, tekrardan başlaması. Ve o zaman düşünmüştüm yani ben kendi isteğimle oradayım. Ve aslında adapte olamıyorum, üzülüyorum, zorlanıyorum. Ama istersen bir bilete bakar. Yani geri dönebilirim ülkeme, annemlerin, ailemin yanına. Ama onlarda öyle bir lüks yok. Ve çok zor bir durum. Yani şimdi de güncel durumlarımıza baktığımızda aslında sınır kapılarında onlarca mülteci var. Yani kış günü soğukta orada aslında bekliyorlar bir şeyleri. Yani belki bir umut bekliyorlar ama belki en büyük şiddet o yani. Neden kaçıyorlar? Hangi zorlukları gördüler? Umutları ne? Ya da burada işte iş yaşamında neler yaşıyorlar? Çünkü çoğunluğunu biliyoruz ki çok az ücretlere çalışıyorlar. Mecburen çalışmak zorundalar. Çünkü başka alternatifleri yok. Ve patronları ne yaparsa yapsın, nasıl tepki gösterirse göstersin, katlanmak zorundalar. Yani toplumun her alanında aslında, hani Türkiye'nin her yerinde farklı ırklardan aslında hani farklı farklı mülteciler var. Ve genciyle yaşlısının hepsinin çektiği farklı sıkıntılar var. Ve bizlerin yaptığı aslında birçoğumuz belki yazık, üzgünüz diye bakıyoruz ama birçoğumuz da hani ülkelerine geri dönsünler diye bakıyoruz ama savaştan kaçıp geldiler sonuçta. Ne hiçbiri kendi isteğiyle aslında burada değil. Yani kim ülkesini düzenini bırakıp gitmek ister ki yani bizler için de aynısı geçerli. Sadece şiddet dediğimizde toplumda en çok gördüğümüz şiddetlerden bir tanesi de bu. Buna da değinmek istedik. Evet, kadına şiddet, çocuğa şiddet sürekli duyduğumuz ve üzerine konuşulan noktalar ama mültecilere karşı ya da farklı ırklardan gelen kişilere karşı yapılan şiddeti de göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, bu çok güzel mesajın için teşekkür ediyoruz. Bunu hatırlatmamız gerekiyordu. Kesinlikle yani ülkemize misafire gelen insanlara, misafirliğe gelen insanlara bizdenmiş gibi davranmak ve aynı durumda ileride biz de olabiliriz. Yani bunu bilmiyoruz hayatın neler getireceğini. Dolayısıyla merhameti ve vicdanı unutmadan insanlara davranmaya çalışmak çok önemli. Anna. Anna değil ya, Timothy. Pardon. Pek atı. İlk fiziksel
şiddetin örneği Kutsal Kitap'ta. Neresi, nerede, ne zaman, nasıl? Tarihi veremem şu anda. Şeyi sordum yani uzun yıllar, 1K diye. Uzun uzun yıllar önceydi. Aslında hikayenin başlangıcından çok da uzakta bir yerde değil. İlk insan yaratıldıktan sonra, günaha düştüğünden sonra hemen gördüğümüz bir olay yani. Direkt yaratılış 4. bölümde. Ve aslında iki kardeş arasında geçiyor. Belki de en çok kardeşler arası çatışmaya dair bir çarpıcı örnek. Büyük olan kardeş Kain, küçük olan kardeş Habil, ikisi de Tanrı'ya bir kurban sunuyorlar. Ama Tanrı Habil'in kurbanını kabul ediyor. O zaman Kain kıskançlıkla ne yapabilirim diye düşünüyor ve aslında kardeşine pusu kuruyor. Ve onu götürdüğü bir yerde öldürüyor. Aslında çok çarpıcı ve üzücü bir şey ama Tanrı ile aralarında sonradan bir konuşma olduğunu görüyoruz ve kardeşinin nerede olduğunu soruyor Tanrı. Ve Kain'in aslında çarpıcı bir sorusu var. Kardeşimin bekçisi miyim ben diyor yani. Aslında çok önemli bir belki de kavram yani birbirimizin hayatlarında birbirimizi koruyan bir pozisyonumuz olmamız gerekirken birbirimizi şiddet uygulayan bir pozisyona dönüyor. Ama Kain aslında düşünecek olursak şiddeti bir sonuçtu. Kardeşini öldürmek bir sonuçtu. Ama arka planda gördüğümüz yüreğinde bir kıskançlık vardı. Nasıl olurdu benimki kabul olmaz diyerek bir öfkeyle yaklaştı ona. Yani ilk hikaye daha Adem ve Havva'nın çocuklarında görüyoruz. Bir ölüm ve şiddet. Ama ne yazık ki hani insanın yüreğindeki bir bozukluğu gösteriyor. Bozulmuşluğu gösteriyor günahtan sonra. Kesinlikle. O zaman ilk insanlar bunu yaparak günah işlediler. Yani Adem'den sonraki. Çocuklara. Evet. Yani bu esasında bir çok büyük bir örnek teşkil ediyor. İnsanın kendi iradesiyle Tanrı'nın ona yarattığı ve verdiği Tanrı'nın sureti olan insanın özgür iradesiyle aldığı kötü kararın sonucunu aslında maalesef biz Kain aracılığıyla çok net olarak görüyoruz. Anla. Şimdi Kutsal Kitap'ın özelliğine var aslında. Şimdi az önce mültecilerden bahsediyorduk ya, nasıl onlar da bizim kardeşimiz. Hani bizim başımıza o kadar büyük bir kötülük gelse biz de onlardan kardeşlik bekleriz diye. Aslında hepimiz mülteciyiz. Çünkü bizim evimiz burası değil. Bizim yurdumuz burası değil. Yani biz göklerin hükümranlığının vatandaşları diyoruz kendimize. Aslında Adem'le Havva Adem bahçesinden kovulduğundan beri sürgündeyiz ve bunu unutuyoruz. Bizim asıl dönmek istediğimiz yer orası. Yani bizim kendimize eve geldim diyebileceğimiz yer orası ve Tanrı Kutsal Kitap boyunca insanla bunu yapmak istiyor. İnsanın oraya geri gelmesini istiyor. Onunla tekrar birlikte yaşamak istiyor. Ama bu yolculukta insan Tanrı'ya yaklaşacağını, gerek şiddet, senin bahsettiğin ilk şiddet örneği ve Kutsal Kitap'ta kaçıncı sayfada ilk şiddet örneği? Çok erken geliyor. Şiddetle, günahlarla bu yoldan uzaklaşıyoruz ve yolumuzu kaybettik. Başkalarını dışlayarak, engelli bir çocuğu döverek, kadınlara şiddet uygulayarak Tanrı'nın yolunun nerede olduğunu hatırlamıyoruz bile. Yani eski ayette Tanrı yasa veriyor. Bakıyor insanlık çok artık rayından çıktı. Diyor ki size dünyasal bir yasa veriyorum diyor. Bu yasalara uyun. Hani o kadar basit görünen yasalar ki ya zina etme, çalma, yalan söyleme. Onu bile yapamıyoruz. Hani çünkü biziz o insanlar, hani onlar atalarımız bizimle alakası yok demek değil. Biz de bugün günah işliyoruz. Ama sonra ne oluyor? Tanrı diyor ki ya bu insanların beni tam olarak onları ne kadar sevdiğimi anlayabilmeleri için benim oğlumu ve ruhumu göndermem gerekiyor. O zaman ruhsal yasa geliyor. Ve biz kaybolmuş sürgündeki insanlar ancak İsa'nın yolunu izleyerek o Adem bahçesine geri dönebiliriz. Aslında bütün Kutsal Kitap bundan bahsediyor. Biz nasıl oraya geri dönebiliriz? Nasıl geri döneceğiz? Adem bahçesine. Güzel. Bu yani Anna'nın söylediğine ek olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa ayrıca bir şey eklemek ister misin? Hem belki ekleyeyim ama hem de toparlayayım. Sonra Timur toparlar, sonra Anna aslında çok çok önemli bir konu bizim için. Yani yasadan bahsettin işte. Kutsal Kitaba baktığımızda Mısır'dan çıkışta eski antlaşmada 10 emir. Ve o 10 emirin büyük çoğunluğu aslında şiddetle alakalı noktalar. Yani diyor ki adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine, karısına, erkek ya da kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Yani aslında çok
büyük. Yani birçok yasa var. Yasa var dedim. Yani kural belki söyleyebileceğimiz. Ama buradakilere baktığımızda o ilk verilen bu 10 emirin büyük bir çoğunu aslında hep o şiddet üzerine ve aslında ne acıdır bu. Hı hı. Yani nasıl bir şey vardı ya da olacağı öngörülüyordu ki bu kurallar koyuldu. Ne bizler için aslında yeni anlaşmaya baktığımızda daha çok İsa Mesih'le gelen o kurtuluş planını görüyoruz. Yani baktığımızda o Tanrı'nın bize olan sevgisini görüyoruz. Ve bu sevgiyle birlikte aslında 1. Petrus 3. bölüm 9. ayeti belki okuyabilirim. Hani yeni anlaşmadan bir bölüm. Diyor ki kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil tersine kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağırdınız. Aslında çok büyük bir vaat bu bizler için. Yani o kutsanmayı miras almak için çağrıldık ve nasıl davranmamız gerektiğini aslında gösteriyor bir bakıma. Çok güzel. Timothy, yani toparlamak istersen bir cümleyle çünkü sonra Timothy sonra anlaya döneceğim. Başka eklemek istediğim şey var mı? Yani bu kadar aslında söylemek istedim. Timothy sen ne eklemek istersin, nasıl toparlamak istersin? Yani ben olayı bir noktaya anlamını götürdüğü, Gizem'in devam ettiği noktadan biraz götüreyim. Aslında şiddet ne yazık ki bir problem ve günahla birlikte girdi. Anna ve Gizem bir çözüm yolundan bahsettiler. Aslında bugün hayatımızdaki hem uygulamakta olduğumuz hem de yaşamakta olduğumuz şiddete bir adım atmak için karşı adım. Aslında yapabileceğimiz en büyük adım İsa'yı hayatlarımıza kabul etmek yani. Çünkü o barış prensi olarak hayatlarımıza gelmek istiyor. Ve aslında eğer onu kabul ettiysek de aynı şekilde bizleri de bu barıştırma görevine ortak kıldı. Bize bunu verdi, bu görevi verdi. O yüzden aslında hayatlarımıza barışın, yani şiddet yerine barışın girmesi için aslında en temelde yüreklerimizde o motivasyonu sağlayan günahın etkisinin kırılması lazım. Ki bu da ancak İsa'nın yaptığı işte çarmında, dirilişinde ve göğe alınışında yatıyor. Amin. Anna sen... Nasıl eklemek istersin, toparlamak istersin? Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Peki İsa ne diyor? Şiddette bulunmayın da ne yapın diyor. Nasıl başa çıkın bu karşınızdaki adaletsizlikle, bu zorbalıkla, bu dünyanın kötülüğüyle? Ve demiyor hani sakin kalmaya çalış, işte içinden ona kadar say. Böyle şeyler söylemiyor. Çok daha zor şeyler söylüyor. Ne diyor? 7 kere değil diyor. 77 defaya kadar bağışla. Ne diyor? Düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. Ne diyor? Kötüye, dünyadaki kötülüğe karşı koymayın. Kurtuluş buradan geçiyor. Amin. Başka çaremiz yok. Yani kesinlikle bizler kutsal kitaba baktığımızda, kutsal kitabın aslında o bütün insanlar için olan sözlerini, rehberliğini edinmeye çalıştığımızda sadece şiddet değil ama birçok konuda bence makul bir noktaya geleceğiz. Tam söyleyemiyorum yani mükemmel olacağız diye. Ama makul bir noktaya geleceğiz. Makul bir yere duracağız ve öğrenmeye devam edeceğiz. Ama geç olmadan siz değerli izleyenlerimizin Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın rehberliğine açık olmanız, yüreğinizi açmanız ve bunu bu rehberliği edinip, bu rehberliği öğrenip devam edebilmeniz bizim en büyük isteğimizdir. Sadece yani genciyle yaşlısıyla herkesin, hepimizin zaman kaybetmeden bu değerlerin altına girip İsa Mesih'in ve Tanrı'nın sözünün buyruklarına uymamız gerekiyor. Çok acil. Çünkü bunu yapmadığımız her geçen gün Anna'nın dediği gibi insanlığımızdan çıkıyoruz. İnsanlığımızdan uzaklaşmaya devam ediyoruz. Geç olmadan bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yepyeni bir konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik esen kalın. İyi akşamlar. We'll be right back.